Eve giremiyoruz. Ev tutsak eşyayı çıkaramıyoruz. Ev tutsan 6-7 milyar masrafı var. Nereden bulacak bu millet burada anında parayı ya? Cuma günü akşam gece 4'te boşalttık biz binayı. Cuma günü akşam 4'ten beri bir Allah'ın kulu gelip de bir şey sormaz mı ya? Peki nerede kalıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ya iş yerim var, iş yerimde yatıyorum. Çocuklarım bir yerlere dağıttık. Hısım akraba var ama ya mağdur insanlar da var. Evet. 12 senelik yatalak hasta var. Onu bezle biz indirdik aşağıya. Yani çok sorun yaşadık ama yapacak bir şey yok. Peki buradaki vatandaşlar nereye sevk edildi? Biz aldık, komşular aldı, akrabalarına gittiler. Ne zamandır böyle? Dün 5 gibi. Dün 5 gibi. Evet. Peki size herhangi bir açıklama falan yapılıyor mu? Yani şey? Yapılmıyor. Yani binadan mı oldu, şeyden mi oldu açıklama yapılmıyor. İsim? Sallandı. Yani inşaattan dolayı bilemem hiç. Evet. Enişten geldi. 4 dairesi var. Bir de temel yok binada. 1 metre temel yok binada. Deniz var galiba. 2 yıldır ben bu mahallede ikamet ediyorum. Şu gördüğünüz gibi bina burada da 3 kardeş olarak toplam 12 aile var. Gece saat 4'te bir çatırdı, bir sesle uyandı millet dışarıya döktü. Yani deprem olmuş gibi. Ama bu sorun yandaki yer, boş olan arsiyatta bir kuyu sömme çalışmasının yanlış yapılmasından kaynaklanıyor gördüğüm kadarıyla. Bu tabii bunu yapan bu şantiye şefi bu işi üstlenmiyor diyor ki belediye bana söyledi ama ona da inanmıyorum artık ne olduğunu bilmiyoruz. Yarın belediyeyle görüşeceğiz. Peki o çalışmalar neticesinde? Dediler bir gün herkes dışarıya. Ayrılmıştı zaten. Bastı abi, bastı. Kaydı dedi yanlandı yani. Burada çekim yaparsanız görürsünüz ayrılmıştı yani bu binadan. Şu kolon var iki tane patlamış demirleri dışarıda. Peki binada kalanlar nerede şu an? Şu anda orada burada arkadaşım da, abisim de, kardeşim de, eşim de, dostum da yani. İçeride nasıl bir tahribat var abi? İçeride de çatlamalar var duvarlarda. Peki. Kalanlardan gelip ölçmüşler diyecek ama neticesini bize yarından sonra verecekler.